Bismillahirrahmanirrahim. Mısır Arap Cumhuriyeti Vakıflar Bakanlığı'ndan 24 Aralık 2021 tarihli ve Kur'an-ı Kerim'de müminlerin özellikleri başlıklı Cuma hutbesini sizlere sunuyorum. Alemlerin Rabbi olan Allah'a hamdolsun. Kur'an-ı Kerim'de Allah Teala şöyle buyurur: İnnellezîne âmenû ve amilussâlihâti lehum cennâtun tecrî min tahtihel enhâr. Zâlikel fawzul kebîr. İman edip salih ameller işleyenlere gelince onlara içinden ırmaklar akan cennetler vardır. İşte bu büyük başarıdır. Şehadet ederiz ki bir tek Allah'tan başka ilah yoktur. Onun ortağı da yoktur. Yine şehadet ederiz ki Muhammed Allah'ın kulu ve elçisidir. Salat ve selam Peygamberimiz Muhammed üzerine, ailesi ve ashabinin üzerine olsun. İman Allah'ın insan üzerindeki en büyük nimetlerinden biridir. Allah Teala şöyle buyurur: Eğer doğru kimselerseniz sizi imana erdirmesinden dolayı Allah size lütufta bulunmuş oluyor. Şüphesiz ki bu güvenli ve huzurlu bir yaşama, kurtuluşa ve büyük başarıya giden yoldur. Allah Teala şöyle buyurur: Erkek veya kadın kim mümin olarak iyi işlerse elbette ona hoş bir hayat yaşatacağız ve onların mukafatlarını yapmakta olduklarının en güzeliyle vereceğiz. Başka bir ayette Allah Teala şöyle buyurur: Şüphesiz iman edip salih ameller işleyen, namazı dosdoğru kılan ve zekatı verenlerin mukafatları Rableri katındadır. Onlara korku yoktur. Onlar mahzun da olmayacaklardır. Kur'an-ı Kerim'de tefekkür eden kimse Allah'ın müminleri pek çok sıfatla tarif ettiğini görecektir. Bu sıfatlar arasından namazları vaktinde kılıp rükünlerini tamamlarlar ve huşu içinde olurlar. Allah Teala şöyle buyurur: Müminler gerçekten kurtuluşa ermişlerdir. Onlar ki namazlarında derin saygı içindedirler. Başka bir ayette Allah Teala şöyle buyurur: Onlar ki namazlarını kılmaya devam ederler. Müminler söz olsun, amel olsun bu şeylerden yüz çevirirler. Allah Teala şöyle buyurur: Onlar ki faydasız işlerden ve boş sözlerden yüz çevirirler. Dolayısıyla mümin insan faydasız işlerden uzak olup faydalı işlere özen verir. Allah Teala şöyle buyurur: Boş sözü işittikleri vakit ondan yüz çevirirler. Başka bir ayet-i kerimede Allah Teala şöyle buyurur: Onlar yalana şahitlik etmeyen, faydasız boş bir şeyle karşılaştıkları zaman vakar ve hoşgörüyle geçip gidenlerdir. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: Kendisini doğrudan ilgilendirmeyen şeye karışmaması kişinin iyi Müslüman oluşundandır. Müminler infak eder, iyiliği emreder, kötülükten alıkoyarlar. Allah Teala şöyle buyurur: Onlar ki zekatı öderler. Başka bir ayette Allah Teala şöyle buyurur: Mümin erkekler ve mümin kadınlar birbirlerinin dostlarıdır. İyiliği emreder, kötülükten alıkoyarlar. Namazı dosdoğru kılar, zekatı verirler. Allah'a ve Resulüne itaat ederler. İşte bunlara Allah merhamet edecektir. Şüphesiz Allah mutlak güç sahibidir. Hüküm ve hikmet sahibidir. Müminler iffetli, dindar kimselerdir. Allah Teala şöyle buyurur: Onlar ki ırzlarını korurlar, ancak eşleri ve cariyeleri bunun dışındadır. Onlarla ilişkilerinden dolayı kınanmazlar. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle dua ederdi: Allah'ım senden hidayet, takva, iffet ve gönül zenginliği isterim. Muhammed bin Hanefiye rahimahullah demiş ki mükemmellik üç şeyde bulunmaktadır: dinde iffet, zorluklara sabır ve maişeti temin etmektir. Mümin emanete riayetkar ve ahde vefakardır. Gerçek mümin tarlasını taahhüt eden çiftçi ve imalatını taahhüt eden imalatçı gibi emanetini taahhüt eder. İman ve ahde vefa birbirine bağlıdır. Allah Teala şöyle buyurur: Yine onlar ki amanetlerine ve verdikleri sözlere riayet ederler. Başka bir ayette Allah Teala şöyle buyurur: Ey iman edenler, akitlerinizi yerine getirin. Yine de başka bir ayet-i kerimede Allah Teala şöyle buyurur: Allah size amanetleri mutlaka ehline vermenizi emreder. Amanet imana bağlıdır.
Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Emanete riayet etmeyenin imanı yoktur. Ade vefa göstermeyenin de dini yoktur. Müminlerin özellikleri arasından da onlar Allah'ı devamlı zikreder ve ona tevekkül ederler. Allah Teala şöyle buyurur. Onlar inananlar ve kalpleri Allah'ı anmakla huzura kavuşanlardır. Biliniz ki kalpler ancak Allah'ı anmakla huzur bulur. Başka bir ayet-i kerimede Allah Teala şöyle buyurur. Müminler ancak o kimselerdir ki Allah anıldığı zaman kalpleri ürperir. Onun ayetleri kendilerine okunduğu zaman bu onların imanlarını artırır. Onlar sadece Rablerine tevekkül ederler. Gerçek tevekkül ise kulun Cenab-ı Hakk'a samimiyetle güvenmesi demektir. Yani çalışma ve gayretin sebeplerine sarılmadan bu iş tamamlanmaz. Peygamberimiz buyuruyor ki, eğer siz Allah'a gereği gibi güvenseydiniz, Allah kuşları doyurduğu gibi sizi de rızıklandırırdı. Kuşlar sabahları boş korsaklarla çıktıkları halde akşam dolu korsaklarla dönerler. Gerçek imanın etkisi topluma yayılır. Çünkü gerçek mümin ne aldatıcı, ne münafık, ne yalancı, ne ahde vefasız, ne de haindir. Gerçek iman kendi sahibinin ruhunu arındırır. Gerçek mümin haya sahibi ve cömert olur. Ülfetle davranır ve başkaları da kendisine ülfetle yanaşırlar. Allah Teala şöyle buyurur. Sonra da iman edenlerden olup birbirine sabrı tavsiye edenlerden, birbirine merhameti tavsiye edenlerden olmaktır. Yine de Allah Teala şöyle buyurur. Asra yemin ederim ki insan gerçekten ziyan içindedir. Bundan ancak iman edip iyi ameller işleyenler, birbirine hakkı tavsiye edenler ve sabrı tavsiye edenler müstesnadır. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor ki Allah'a ve ahiret gününe iman eden kimse komşusuna iyilik etsin. Allah'a ve ahiret gününe iman eden kimse misafirine ikram etsin. Allah'a ve ahiret gününe iman eden kimse ya faydalı söz söylesin veya sussun. Güvenliğimizi, istikrarımızı ve huzurumuzu gerçekleştirmek ve dünya ve ahiret mutluluğunu elde etmek için iman öğretilerine oymamız gerekir. Müminlerin mükafatı hakkında Allah Teala şöyle buyurur. İşte bunlar varis olanların ta kendileridir. Onlar Firdevs cennetlerine varis olanlar. Onlar orada ebedi kalacaklardır. Diğer bir ayet-i kerimede Allah Teala şöyle buyurur. Şüphesiz inanıp yararlı işler yapanlara gelince onlar için içlerinde ebedi kalacakları Firdevs cennetleri bir konaktır. Orada ayrılmak istemezler. Allah'ım bize imanı sevdir. Kalplerimizi imanla süsle.